herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Biz şöyle bir dışarıya çıktık. Açıkçası Polat'ın içine gitmedik hafta içi olmasına rağmen. Biraz yağışlı ve soğuk bir gün. Serpil pek çıkmak istemedi olduğu yerden. Gene de şöyle bir ufak tefek alışveriş yapalım, dolaşalım dedik. Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz. Herkeslere merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Beni soracak olursanız ben biraz daha yine kırgınım yani. Şey geçmedi. Şöyle bir dolaşalım istedik de çok soğuk. Hani çarşıya falan da gidecek de hava düzelirse. Çocuktan dolayı dışarı çıkaramıyorum. Çıkmıyor. Onları zaten evde koyduk şu anda. Getirmedik. Şöyle bir dolaşalım hem ayaklarımız açılsın. Onu uyuyor şimdi. Tabii hafifle getirelim. Uykusu zaten 5 dakikalık gibi. Zaten de havayı görüyorsunuz. Çok rüzgar esiyor. Yağış biraz yağmur atıyor. Ha yine de sizlere bir şöyle hem etrafı gösterelim şu karşı tarafı falan diye. Açıkçası pek çıkamadık dışarıya. Buralardayız. İyi bir gün olursa inşallah çıkacağız. Hani çarşı sınava falan gidin diye değerli izleyenlerimiz size yazan olursa gidemedik. Hafta sonunda zaten yasak var. Bugün de çok soğuk. Onun için gitmedik. Şöyle bir dolanalım şuralarda. Ses belli olmayan bir rüzgar esiyor. Rüzgar var ya, sesimiz şey olur. Uğursuz olabilir belki. Nerede bir şey var diyorlar ya? Ne? Yürüme yeri mi? Parkur. Orada bir şey yok. Bu tarafı zaten boşluk ki. Baksana şu taraflarına, her şey yüksek. Zaten Polat'ta, Ankara'da soğuk olur diyorlar. İzleyenlerimiz, biz de biliyoruz. Özellikle ben Ankara'da çok kaldım, çalıştım. İşte akrabalarımın yanına gittim, ben biliyorum yani. Biz yerini bilmiyoruz da daha başımız aldık, gidiyor bakalım. Ya kaybolmazsın sen. Kaybolmam da yakınlarda dedi Remzi şey. Ya, yürüme parkuru mu? He, yürüme şey. Yürüme parkuru, her yer yürüme parkuru. Şöyle bir çıkalım istedik. Şöyle olabilir mi şu aşağı taraf? Bilmem. Hem park var orada. Oyun alanı, çocuklar için oyun parkı var orada. Şöyle bir gidelim işte ya. Şurası koy mu ki? Bak mı? Bak buraya bağlı bir koy mu? Değişik bir şey. Koy oralar. Oraya koy. Buradan bağlısın. Remzi şey diyordu. Basri koy mu? Koymuş oraya. Yakın da. Koy. Ya işte oralarda artık zamanla buraya Polatlı'ya bağlanır yani. Çok uzak değil. Hı hı. Şu hırtmanın arka tarafı mı? Evet. Kapı var da. Herhalde arka tarafı. Şuraya temel atmışlar herhalde baba. Buraya da bir şey yapmayacak herhalde. Ya işte buralar zamanla artık yerleşme alanı. Ya bu şehirleşme gidiyor. Daha devam eder ki burada bu boş illeri yaparlar da. Bundan sonra tamam dolar hızlı bir şekilde dolar. Çıkarmadık onları soğuk. İşkence ediyor zaten. Çıksa ne yapacak çocuk hasta olacak. Zaten ben bile hastaladım bu vücuduna. Çocuktan da uzak durmaya çalışıyorum zaten evin içinde ne kadar uzak durabilirsem. Serpil şeyde şifayı kapmış zaten söyledik ya. Hı. Terminale gelirken bir dolmuşa bindi oradan. O da soğuk bir yerde beklemiş. Kuzey tarafında, yönünde. Kapıyı da açmış gelemezsin diye Serpil orada beklemiş. Onu işte. Almıştı. Biliyor da tahmin ediyor yani. Şimdilik sadece Serpil hasta, inşallah bize de geçmez. Ben çocuğu kucağıma almamaya özen gösteriyorum. Gelip bir şey diyor daha. Aynı yerde iyi bir şey yok da inşallah geçmez. Böyle. Ya beni üşüdüm. Değerli izleyenler, bir şey yok.
dayanamadı zaten, daha hasta, daha fazla hasta olur diye dönelim dedik. Konuşacaktık aslında da çok soğuk, ben dayanamadım. Geri gidiyorum. Evet. Birazcık alışveriş yaptık. Burada yakında şeyleri varmış. Bir tur attı. Evet. Şeyden yana sıkıntı yok zaten bunların ya. Biri var, şopu var. Her şeyleri ayrıca var. Boşta şeyleri var. Bakkalları var, mahalle bakkalı. Şuradan bak, şuradan çekebilirsiniz. Arkadaşlar buralar daha henüz dolmamış, boş ama yavaş yavaş doluyor, bayağı binalar yapılıyor işte. Ben çarşısını falan tam gezmedim. Havadan dolayı. Çok soğuk. Bayağı bugün soğuk. Özellikle soğuk. Değerli izleyenlerim, ben eve geldim, dondum, dışarıda soğuk, hatta rüzgarın uğultusu buradan da duyuluyor, çok esiyor ve hafiften yağıyordu. Arzular akşama yemek yapalım diye göğüs çıkarmış, ben de yıkadım. Köfte yapacağız bugün, hani sulu köfte. Şöyle göstereyim, göğüsleri parçaladım, yıkadım, robota koyayım. Onları önden mi çekseydim ki? Onları açık çeksen olmaz mı? Bilmem, ben önden çekiyordum ama bugün nasıl istersek öyle çekelim bakalım. İnşallah iyi olur. İki tane de soğanım var, iki adet. Şöyle keseyim, onu da içine atayım. Rüzgarın ötüşüne bak. Ben dondum. Biraz daha dün çekim, evde devam edelim. Şöyle de bulgurumuz, ince bulgurumuz. Az bir de miktar şöyle. Arzu seninkini ben pek bilmiyorum ama uzun nasıl? Bunu kapanması ne? Şöyle mi? Şöyle mi? Bunu ver. Benimki değişik. Aynı. Aynı mı? Aynı işte. Şöyle herhalde değil mi? Hızlanıyoruz. Böyle de yavaş. Daha genişmiş benimkinden bu. Hızlandır istersen. Hızlandırıver iyice. Benim de var bir şurası. Kurgusu. Köftemizi böyle çekelim. Var o halde, benimle keserden tıra tıra tuğu yırttı. Şimdi o bak bir dakikada hallediyoruz. Oldu herhalde. Oldu mu ya, şey gibi yapıyor, baksana. Topluyor galiba. Bir tane şey getir bana, büyük bir leğen. İçinde yoğuralım bunu. Leğen mi? He, neyin içine dökeceğim. Şurada getir. Şurada kullandığımız, mutfakta kullandığımız şeyler var ya. Getir.
Masaya koyacağımı yine bilemedim sen ekibi. Sola döndür. Açılıyor da şu kapağı açar ama. Allah Allah. Arzu gel buraya. Dur bakayım. Kranla yedim oğlum, dur. Bu bizimki gibi değil, değişik bu. Ha, kapağı öyle miymiş? Bilemedim ben. Acemilik yaşadım. Karşıma değil mi? Acemilik yaşadım sana gittiğinde. Sizler ne yaptınız, neler pişiriyorsunuz? Biz dün hamurla oynadık, bugün de köfte. Babana kalsan köfte şekme oldu, makarna diyordu. Makarnayı da yapalım. Değirdi makarna ya, değirdi makarnayla çorba adamı. Çeşit bol olsun. Oo. Babana kalsan yiyeyim ya, yemek yok değil mi bunun yanında be? Makarna çorba menüsü. Bugün ben ne yapayım deyince hemen söyledim. Bir doymadı gitti. Evde kalsaydı ipi makarna ne pişirirdi kendine şey ne? Çorba ne? Mavi derdi bu barkı. Ben zorla getirdim onu. Şuraya yere bir şey ser, yerde yuvarlayalım bunu. Ben ayakta duramam ki. Şunda var mı? Dur hele Furkan. Şu kapağında kalmış mı? Soğan şey sıkılmış parçası. Ne yuvarlayalım? Yani bu köftenin diğer adı şeyiymiş. Topalak. Ama ben şeye bastım, hiç görmedim. Kusura bakmam diye izlenirim. Sakama hiç bakmam serdiğine. Öbür tarafını döndürür. Şunu kapat da şunu bir tarafını döndür. Ayağım da kaldı. Şey yazsın. Neyse, görünsün. Bugün görünürsün. Oh ya. Şey getir bana bir tane yumurta getir. Sıkı dursun. Biber, kırmızı biberin yine indiyse, tuz. Acıdan mı atalım? Acı çok acı olur değil mi? Normal. Az bir şey atalım ya, çok değil de. Ben bunu kırayım da. Aşırı kum. Elimi bundan sonra yıkayayım. Anne. Getir olsun. Orada da vardı, havlu vardı mı? Vuruluyor. Yuvarlarken devam eder mi anne? Yok, yuvaracağım oğlum. Ha, yuvarılacak değil mi? Hı hı. Aşığım var, iyi getir. Bu acı değil değil mi? Normal bir peş. Acıya gerek yok o zaman, bu iyi. Yeterli. Salça koymayacağım bunu ya. Tuzumu da ver. Karabiber at az da. Ben iyi şeyim yani. Nezle mi grip mi neyse. Boğazımdan hiç ağrı yok. Şu an daha göz yaşlanıyordu. Dün bugün de şu tarafta. Şuna koy. Yeterli. Fazla gitti çocuk. Suyuna da koyacağım ya. Karabiber bir. Sen de çok şey diyorum da ben bilmiyorum nerede olduklarını. Hatta yazmışlar. Kızını ne kullanıp duruyorsun kendine bak diye.
Kullanma oluyormuş. Bir şey isteme. Bilmiyorum ki mesela. Ne bileyim ben neyin ne olduğunu. Yeterli bu. Kimyon açar mı? Atalım mı bu? Gerek. Benim kişilerim karşıya da aynısı bunun da. Beraber alacağız kızlar. Bana bir peçete bul gel. Ben bugün hiç iyi değilim. Yani iyi değilim derken ne bileyim ben. Kulak, burun, boğaz, but mu olur? Şöyle göster Furkan'ın eşiğine koydum değerli izleyenler, tuzunu, biberini, karabiberini, bir tane yumurta kırdım. Sulu köftemizi şöyle yoğurmaya başlayayım ben. Birazcık bulgur koysam mı ki? Çok az bir şey. Azıcık gibi oldu. Ayakta duruyorum da, hani sizler de merak edersiniz diye çekim yapmaya uğraşıyorum. Hani böyle halsizim. Rüzgar ne biçim esiyor Ruhan? Yüksekti ya. Getir. Dur. Hepsini atar mısın? At. Islatmayayım şimdi. Hı. Kalabalığının içindekini yiyor. Herhalde siz zemziğinin bu kadar şey demezdi. O kaseye bir de azıcık su getir. Şey edelim, yuvarlayalım. Her şey kalabalıkta. Ben azıcık yapıvereyim. İlk geldiğimiz gün dedim ya. Değerli izleyenlerimiz Arzu her şeyden yapmış Allah razı olsun da çorbasını açtıydım. Az mı? Dedim bunu baban içer akşama bize koymaz dedim de. Demek ki acımışımız. Tümüş işte gerçek kaldı. El alışkanlığı. Herhalde bir de ayran olunca şey içmedi, içilmedi. Ya değilse o babam yalnız içerdi onu. Ben düdüklü tencereyle doldurmaya alışmışsın. Çorbaya özellikle de. Sen yense de elin içine çok tatlıya alışmışsın. Hayır, aza elim gitmiyor. Dört kişilik yapıyordum önceden işte. Kişi olunca. Şimdi de az elim gitmiyor. Şöyle köftemiz hazır. Yuvarlamaya başlayalım. Hazan hiç halattır sormadı. Sadece çekim yapıyor. Benim çocuklarım biraz iyi çekinecek. Benim gibi. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz değil mi? Yormuş, gülüyor. Yani izleyenler buluyor kameranın arkasında. Yorumlarda soruyor mu? İyi, aferin sana. Yorumlarda soruyormuş. İri mi tutuyorum? İstersen yeri değiştir şu tarafa şöyle. Bak değişik geldi, solak geldi. Şu yana var. Şunu da çek. Sarımsak atmadık. Boş ver sarımsağı, böyle iyi olur. Düdük çalar gibi ötüyor. Dışarı bir soğuk ki, bir de şey diyor, hafiften yağmur. Hı. Kar mı gelecek yine ne? Kar doldurursa daha başına belada kalır buralarda. Ne zaman? Başına belada kalır da olsun.
Yollar açarlar ya. 3 gün diye geldim değerli izleyenlerimiz. Beni göndermediler. Bir de kar yağarsa ben 2-3 gün dedim ya. Birisi de sor. 3 gün diye gelir mi? Bir tane izleyicimiz de sormuş Serpil Hanım 2-3 gün diye gittiydin. Herhalde. 6 saat yol geldik. O kadar yolu gelmişler. Arzu bırakmıyor bizi. İnşallah iyice karneyi doldurmadan hani tekrardan gitmek nasip olur. Yani neyse. Kar şey etmez ya, yolları açarlar. Buzlanma ne oldu mu ya hani çok yağınca biraz... Bir şey olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Tuzlarlar yolları. Arzu'ya alıştı kalabalığa. Biraz çocuk alışamadı ya, o da seslenmedi bugün. Bazen bu huysuzlanıyor. İyi huysuzlanıyor hem de. Gece yarısı ye. Gece yarılarına kadar nöbet tutuyor. Ben bazen yorumlara birkaç bir şeyler yazıyorum aranıza. Öyle çok giremiyorum değerli izleyenlerimiz. Hele bir de 2-3 gündür hiç iyi değilim. Sizleri de yani çok seviyorum. Allah razı olsun. Hepiniz beni destekliyorsunuz. Orada birbirinize bir aile gibi olduk. Yorumlar da olsun, şey de olsun. Böyle yazışmamız çok güzel oluyor. Allah'ım hep bizim izleyen razı olsun. Neler yapacaklarını orada şey diyorlar. Yemek mi? Arzu sen de vaktin varsa katıl diyorlar da Arzu'nun vakti yok ki çocuğuna herhalde akşam şey ettim ya ondan sonra da uyuyup kalıyor. Ben o yorumları bile görmüyorum ki çoğudan sonradan görüyorum. Çocuğuna ilgileneceğim de hiçbir şeye giremiyor. Biraz ilimle yaptım ne oldu çabuk bitsin diye. Ne hepsini şey deyince devam eder mi? Azıcık dur bakalım be. Sen hemen hazırsın kapatmaya. Olsun. Furkan da şeyleri böyle işaret ettin ya oradan kızıyorlar bak. Hemencecik kapatalım diyor. Yalan çekmeyeyim de içeri kaçayım diye düşünüyorum. Ben var ya şu an şeyim. Kolumu tuttum, ne oluyor? Diyor ama bir tarafını geçirdim, sağ tarafını, şimdi de sol taraftan akıp geliyor. Her an mikrop geziyor, dans ediyor. Çocuğa gelmesin diye gözüne bakıyorum, yanıma yaklaştırmamaya uğraşıyor. İnşallah gelmez, onun hastalığı da iyileşmez ya. Hiç burnu akmayan yani insanın bile şey diyor, etkileniyor. Biraz çabuk mu olmuş? Çeker az sonra da. Biraz çabuk gibi olmuş da pişene kadar bu şeyler beklerse şimdi. İnşallah dağılmaz. Bugün beceriksizliğim üstünde ne? Benim kötüm hiç dağılmaz da. Baban soğuyunca herhalde içeride hiç ses çıkmıyor. Uyudu mu? Oturuyor ya. Girdiğimde oturuyor. Hele ki seslenmiyor bana. Sıkıldım neydi mi diyor. Çocukla ilgileniyor ya sıkılmıyor. Çocuğu hiç kimseye vermiyor ki arkasından hiç durmadan kalkıp kalkıp oynuyor şu yine. Nazlı. O yapıyor biraz da onu. Şunları öğreneyim. O her dediğini yapıyor ondan herhalde şey diyor bazen. Bir şeyden daha yiyeceğim şuraya. İncecik bir de soğan doğrayıp kavuralım. Soğan değil mi? Ayrı tavada kavurup bunu da makarnayı başlıyoruz ya. Hı. Şey de oluyormuş. Öyle de olur. Normal tencerede patates pişirin gibi soğanlar. Öyle de olur da buna hemen dokunduğuna karıştırdın mı şekli bozulmaz mı öyle? Hani kaşığına karıştırınca. Bilmiyorum. Öyle okumuştum ya. Ben bana da yazdılar geçen öyle pişirince de. Hani suyun içine döktüğünden sertleşiyor ya. Bir şeyleri bozulmuyor. Şekilleri. Ama bunu şimdi dilik şeye alırsak soğanın üstüne. Ben biliyorum aslında onu da.
Böyle aşırı araştırmak zorunda kalacak. Neyse yine bildiğimiz gibi yapalım. Şekilleri bozulur değerli izleyenlerimiz öyle olunca. Hani geçen bana da yazmışlar. Yumuşak ya. Buna dokunduğunda ama suya attığın an şey diyor, sertleşiyor ve öylece kalıyor. Etle piştikçe sertleşecek. Hı hı. Neyse değerli izleyenlerimiz biraz daha Furkan şey derken çeksin hani pişirirken falan. Sizi fazla şey etmeyelim burada. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenlerimiz köftelerimiz hazır. Sizlere şöyle göstereyim. Suyu da burada kaynıyor. Ben suyun içine atıyorum. Demin de dediğim gibi şöyle yavaş yavaş. Hani şekli şeyin içinde çabuk bozuluyor. Yumuşak olduğu için karıştırması iyi olmuyor. Böyle kaynar suyun içine koyduğunda hemen öyle donup kalıyor. Piştiği için. Onun için böyle yapıyoruz biz. Sizin dediğiniz gibi de aslında güzel. Bak şimdi karşıya dokundursan da buna bir şey olmaz. Şöyle. Düşmüş mü? Evet. Görmedim. Nereye gitmiş hala kaçmış. Hemen bir tane düşmüş ocağa. Böyle kaynasın. Kaynadığında soğanını katacağım işte. Bir tık da ondan kaynayacak değerli izleyenlerimiz. Ondan sonra hazır. Arzu da babasına şey yapacak. Makarna istedi. Burada da makarnasız durmuyor. Onun için makarna istedi. Şuraya koyayım da şunu da yıkayalım. Çek onu. Şuraya koy. Sonra yıkayalım. Yoğurtlu ve sarımsaklı makarna yapacak, yoğurdunu hazırladı. Daha dünden çorbamız var, daha kalanlarımız var. Yanında köfteyle makarna yapacağız. Bugünlük menümüz bu kadar. Biraz sonra köftemiz pişince size gösteririm. Görüşürüz o zaman. Değerli izleyenlerimiz soframız hazır. Arzu babasına makarna yaptı, yoğurtlu, sarımsaklı, ben de köfteyi yaptım. Biraz da çorbamız vardı. Salatamız da aşırı kalmıştı, atmaya kıyamadık. Ben attırmadım daha doğrusu. Bugünlük menümüz bu kadar. Sulu köftemizde gördüğünüz gibi. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Hayırlı akşamlar hepinize.